Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi'nin yolu. 11 Mayıs 2024 Cumartesi. Mayıs ayı başından bu yana, 7 Mayıs 1924'te Atatürk'ün önerisi ve katkılarıyla kurulan gazetemizin 100. yılını çeşitli etkinlikler ile kutlamaya başladık. Yıl boyunca kutlamayı sürdürmeyi de amaçlıyoruz. Gericilerin ve her dönemin fır döndüleri iki cumhuriyet ile 1923 Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Gazetesi ile geçmiş 100 yıl boyunca hep uğraşmışlardır. Her iki takımın safsatasına kulak verirseniz 1923 Cumhuriyeti diktatörlüktür. Yasaklarla ve baskılarla doludur. Cumhuriyet Gazetesi de bu cumhuriyetin yayın organı olduğu için benzer tutumlar içinde olmuştur. Gericilerin tutumu devrime ve devrimin getirdiği tüm kazanım ve aydınlanma atılımlarına karşı oldukları için hiç değişmez. Fır döndülere gelince, onlarınki gereksiz gevezelik, tarihsel bilinçten yoksun, aşağılık duygusu ve işbirlikçiliğe bulanmış laf kalabalığıdır. Üstüne bir de Cumhuriyet gazetesine duydukları kuyruk acısına benzer kini de eklerseniz, bu takımın ne mal olduğu açıkça ortaya çıkar. Aradaki yüzyıllık süreçte karşı devrimciler çeşitli ataklarla her iki cumhuriyeti de hedef almış ama yok edememişlerdir. Son yerel seçimlerde halkın büyük çoğunluğunun 1923 devriminden yana ve gericilerin ülke yönetemeyecekleri inancı içinde olduğunu kanıtlanmıştır. Cumhuriyet gazetesi de bu süreçte tüm ekonomik ve siyasal baskılara karşın kendi alanında neredeyse biricikliğiyle tarihsel çizgisini yine korumaya devam etmiştir. O tarihsel süreç bellidir. İşbirlikçi gerici Demokrat Parti iktidarı döneminden 12 Mart cuntasına, 1970'lerde ülkenin adeta bir iç savaşa sürüklenişinden 12 Eylül faşizmine değin, tüm baskıcı gerici yönetimlere karşı direnişlerin önünde ve Türkiye'nin sola, özgürlük, eşitlik ve kardeşliğe açılma penceresinde Cumhuriyet gazetesi vardır. 12 Mart'ta yazarları işkencehanelerden geçirilmiştir. 12 Eylül'de sahibi dahil, yazarları soruşturmalara uğramasına, cezaevlerinde yatmasına karşın Cumhuriyet gazetesi acı çekenlerin, zulüm görenlerin sesi olmayı sürdürmüştür. Aynı durum bugünkü saray rejimi için de geçerlidir. Cumhuriyet yine halkın çıkarları adına dayanmaya direnmeye kararlıdır. Varsın gericiler ve fır döndüler. Yayınlandığı yüz yıl boyunca ülkenin kültürüne, sanatına, siyasetine, toplumsal gelişimine, düşün dünyasına hiçbir katkıda bulunmamış gibi Cumhuriyet gazetesini bir takım fırsatlar yaratıp karalamaya, küçük düşürmeye çalışsınlar. Bildik değişteki gibi, karaya sabun, deliye öğüt neylesin? Cumhuriyet gazetesi, bilinçli okurları erdemli çalışanları ve kurumu yaşatmakta kararlı yöneticileriyle Atatürk'ün kalıtının, Cumhuriyet devrimlerinin, halkın yararlarının, dünya barışının ve doğru bildiği aklın yolunda yürümeyi sürdürecektir. Gazetemizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet kurumu. Gazetemizin hafta başından bu yana İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlediği 100. yıl törenleri, Cumhuriyetin nedenli kapsayıcı, güvenilir ve kamuoyunda önemsenen bir kurum olduğunu bir kez daha gösterdi. İş dünyasından emek kesimine demokratik kitle örgütlerinden meslek odalarına spordan diplomasiye siyasetten kültür ve sanat alanına okurlarından dostlarına değin üst düzey katılımlarla gerçekleşen törenler gazetemiz cumhuriyetin asırlık temellerinin sarsılmaz olduğunun göstergesiydi. Ne mutlu cumhuriyet ailesine. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.